Biraz arkadaşlar. Karın kefen olduğu on binlere şahitlik etmek için buradayız. Yeah.
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü için, bilhassa şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Allah kabul etsin, ruhları şad olsun. Bugün burada 103 yıl önce Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında soğuktan donarak şehit olan 91 kahramanımızın aziz hatıralarını anmak ve gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Sarıkamış Harekatı Osmanlı kuvvetlerinin 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'e kadar devam eden Allahu Ekber dağlarında Rus kuvvetlerine karşı yapmış olduğu ve sonuçları itibarıyla tarihimizin kahramanlık destanlarındandır. Bu destan ki milli mücadelemiz adına canını seve seve feda eden binlerce vatan evladının bir an bile düşünmeden dondurucu soğuk ve tipi altında şehadet şerbetini içtiği fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik dersi de olan Mehmetçiğin acı destanıdır. Acımız derindir, hüzünlüyüz. Kalbimizde bir buruk var. Ecdadımız Sarıkamış'ta tarihimizin en büyük destanlarından birini yazmıştır. Şehitlerimizin kefenleri toprak ve kar olmuştu. Ama bütün zorluklara rağmen askerimiz bedenlerinde can, dizlerinde derman kalmayıncaya kadar cepheyi terk etmeyi ve geri dönmeyi düşünmediler. Onların torunları olarak bizler de onlardan aldığımız bu güç ile yolumuza devam edeceğiz. Mehmet'im çarıksız Yemen'den gelmiş. Pak beden mor oldu Sarıkamış'ta. Gök mavi, yer beyaz kefeni olmuş. Bir tufan görüldü Sarıkamış'ta. Hoşaftı menüsü, yağsız yemekler. Öğünler bir oldu Sarıkamış'ta. Ağlaştı mevcudat ve de melekler. Ak yaşlar nar oldu Sarıkamış'ta. Savaşın soğuk yüzünü gösteren hatıralarıyla zihinlerde canlılığını koruyan Sarıkamış Harekatı'nda gerek cephede, gerekse Karadeniz'de batırılan Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa isimli gemilerimizde yitirdiğimiz kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Sarıkamış Harekatı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarıyla bu uğurda hayatını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Gençlik Şühedanımızın de Sarıkamış etkinliğindeyiz. 81 vilayette eş zamanlı olarak aynı zamanda Sarıkamış'ta kahramanlarımız ve şehitlerimizi yad ediyoruz. Çok değerli Manisalılar, tarih sahnesine Orta Asya'da çıktık. Dünyada 5 büyük imparatorluk kuruldu. Bu imparatorluklarından 3 tanesini Türkler kurdular. Büyük Hun İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Büyük Osmanlı İmparatorluğu. Birini Ruslar kurdular, Slav İmparatorluğu, birini de Batı dünyası Roma İmparatorluğu olarak kurdular. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu'ydu. 1299 yılında Söğüt önlerinde tecelli etti. Bizim devletlerimiz isimler olarak farklı olabilir. Hepsinin bir adı vardı, Türk Devleti. Büyük Hun'un adı da öyleydi, Selçuklu da öyleydi, Osmanlı da öyleydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de öyledir. Bizim bir devletimiz yıkılırken
yanı başında hemen yeni bir devletimiz neşet eder. Bir küçük çınar olarak çıkar, sonra büyür, cihana medeniyet nedir öğretir. Osmanlı 623 yıl yaşadı. Sosyolojinin babasını, klasik sosyolojinin babası İbn Haldun'un çok güzel bir sözü var. Devletlerin ve milletlerin hayatı insanların hayatına benzer. Her çıkışın bir inişi, her inişinde bir çıkışı vardır der. Her zevalin bir kemali, her kemalinde bir zevali vardır der. Osmanlı İmparatorluğu yaşadı, doğdu, büyüdü. Büyük kültürlere, büyük medeniyetlere imza attı. Cihanda, tarihte adını altın harflerle yazdırdı. Sonra da yıkıldı. Yıkılırken yeni bir cumhuriyet kurduk biz. Ama yıkılırken 9 cephede dönüştük. Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarında, Galicia'da, Cezayir'de, Tunus'ta, Mekke'de, Medine'de, Mescid-ül Aksa'da, Çanakkale'de, 9 cephede milyonlarca insan şehit oldular. Osmanlı'yı acaba tutabilir miyiz diye çalıştılar. Devletimizi, bayrağımızı, namusumuzu ayakta tutabilir miyiz? Hayallerimizi tutabilir miyiz diye çalıştılar. Onlardan bir tanesi de Sarıkamış cephesiydi. Enver Paşa ve arkadaşları Sarıkamış üzerinden Rusya'ya doğru gitmek, bir yandan Türk dünyasıyla bağ sağlayabilmek, bir diğer yandan da o günkü çarlığın kirli emellerine dur diyebilmek için direniş sergilemek istediler. Kahramanlıklar da zirveydiler. Ama Almanlar bize ihanet ettiler. Zamanında elbiselerimizi göndermediler. İttifak halindeydik, müttefiktik ve bizim kış elbiselerimiz zamanında gelmedi. Silahlarımızı zamanında teslim etmediler ve mukadder akıbet bizi bekledi. Türkler orada bir destan yazdılar. Mağluptur bu yolda galip veya galiptir bu yolda mağlup diye bir sözümüz var. Biz orada mağluptuk ama bir noktada da manen galiptik. Tarihe kahramanlık nedir göstermiş olduk. Ve Rus komutan sabahleyin Türk mevzilerinde Türk askerlerinin, Osmanlı askerlerinin ayakta durduğunu görünce bu Türkler çılgındır diye bağırdı. Çılgın bu Türkler, mevziden çıkmışlar, hepsi hedefteler. Oysa ki donmuşlardı, donarak ölmüşlerdi. Ve Osmanlı yıkılırken hemen yanı başında yeni bir devlet kurduk biz. Sakarya önlerinde Türkiye'nin ve Türklerin talih ve tarih sarkacı yeniden yükselmeye başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber yeniden bir dirilişin başlangıcını yaptık. Mustafa Kemal ve Atatürk ve arkadaşları Osmanlı'nın son bakiyesi ama Cumhuriyet'in de banisiydiler. Bugün 95 yıldır ayaktayız ama devlet geleneğimizde, bizim tarihi geleneğimizde 2000 yıllık, 3000 yıllık, 5000 yıllık tarihimizden bahsediyoruz. Gençler, kahramanlarımızı anacağız. Bizim tarihimizde binlerce, on binlerce, yüz binlerce kahraman var. Ta ki Büyük Hun İmparatorluğu'ndan bugüne kadar, Güneydoğu Anadolu'ya kadar, Kıbrıs'a kadar her yerde kahramanlarımız var. Kahramanlık bazen savaş meydanlarında tecelli eder. Ama bir kahramanlık da bilgi dünyasında tecelli etmesi lazım. Bizim bir yandan Ömer Halis devirlerimiz, Enver Paşalarımız, Esat Paşalarımız, Cevat Paşalarımız, Maraşal Feriz Çakmaklarımız, Mustafa Kemallerimiz olsun. Ama bir diğer yandan da bizim bilim adamlarımız olsun. Bilgi adamlarımız, kuş iki kanatlı olursa uçar. Aziz Sancarlarımız çoğalsın. Oktay Sinanoğullarımız çoğalsın. Ve bizim çok değerli Gazi Yaşargil gibi büyük bilim adamlarımız bu okullardan tecelli etsin. Gençler bir yandan atalarını ansınlar. Bir diğer yandan da geçmişte o büyük medeniyetleri kuranlar nasıl kurdular? Bilgiyle kahramanlığı, yani kafayla, beyinle, yüreği, bileği nasıl bir araya getirdiler onu düşünsünler. Ellerinden kitaplar eksik olmasın. Tarihi hiç unutmasınlar. Tarih şuuru olmayanlar devletleri yönetemezler ve o devleti yaşatamazlar. Bir yandan tarih şuurunuz olsun. Bir diğer yandan da idealleriniz, ufuklarınız olsun. Aynen Enver Paşa gibi ideali vardı. Gerçekleştiremedi. Mağlup oldu orada ama aynı Enver Paşa ve arkadaşları Çanakkale'de Almanlara kafa tuttular. Hayır dediler, başkomutan siz olmayacaksınız. Eşit olacağız, Almanların komutanı siz, Türklerin komutanı biz olacağız dediler. Enver Paşa, Cevat ve Esat Paşa'yı görevlendirdi. Çanakkale'de bir destan yazdık.
Orada aynı zamanda bir lider tecelli etti. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal Atatürk. Biliyorsunuz o hadiseyi anlatmama gerek yok. Bir soğuk günü, soğuk bir kış günü sizi burada tutmak istemiyorum. Sarıkamış destanını yazanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygular içerisinde tüm şehitlerimize rahmetle anıyorum. Bundan sonra ay yıldızlı bayrağı dalgalanacak her kişiye 80 milyon kişinin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor. Teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum efendim. Enver Paşa ve yanındaki kumandanlar Sarıkamış harekatını tasarladılar. Zihinde her şey yerli yerindeydi. Rus ordusu harikulade bir biçimde yok edecekti. Peki ya pratikte? Pratikte sanki işler o kadar yerinde değildi. Kağıt üzerinde oldukça başarılı olarak tasarlanan bu harekatta bir şey vardı ki bizler adına tehlike çanlarını çaldırdı. Soğuk, kar ve kış. Dondurucu soğuğa rağmen bazı başarılar elde ettik. Bu bizlerin her zorluğa karşı dayanabileceğimizin açıkça kanıtıdır. Bizlerin büyük bir çoğunluğu bu harekatta 90 bin askerimizin donarak şehit olduğunu söylüyor. Kimileri ise buna karşı çıkıp hayır 30 bin asker diyor. Rakamlara takılmak bize yarışmaz. Bizim bu konuda konuşmamız gereken mesele ne kadar çok şehit verdiğimiz değil, onlara ne kadar çok sahip çıkabildiğimiz olmalı. Onları ne kadar tanıyabildiğimizi tartışabiliyor olmamız lazım. Onları ne kadar anlayabildiğimizi konuşmalıyız. Gerçekten onlara yakışır bir torun olduk mu olmadık mı onu konuşmalıyız. Onlar için gerçekten bugüne kadar neler yaptık? Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için sahiden neler yaptık? Bakınız, bizim tarihimize Kürşat var. Kırk çerisiyle beraber saray basıp ölen, fakat yenilmeyen. Alparslan ve Malazgirt var. Bir cuma günü Cenk Meydanı'nda beyaz elbise giyip bu elbise benim kefenim olsun diyen. Sultan Süleyman ve Boğaç var. Yarım saatte Macar ordusunu yerle bir eden. Mustafa Kemal ve Sakarya var. Yunan askerine Ege'nin soğuk sularını tattıran. Ömer Halis Demirler var. Fethi Sekinler var. Gözünü kırpmadan şehit düşen. Nerede kaldı onlar ki analar kurt doğururdu? Hilkat insan çamurunu destanlarla yoğururdu. Nerede o yiğitler ki gür sesleri ülkeyi bürür? Yürü dese dağlar yürür, dur dese kalpler dururdu. Yurda baş dedikleri bir ağır anahtar geldiler. Ve şu bayraksız dünyaya bayrakla geldiler. Kopardılar ayı gökten, bir ipek dala astılar. Yurt dediler gölgesine, ayaklarını bastılar. Yeryüzünün göbeğinde kuruldu kurultayları. Günleri sönmek bilmedi, yeri düşmedi ayları. Onlardan kaldı bu toprak. Biz gezip tozmayalım mı? Yabanlar kıskanır diye destanda yazmayalım mı? Benim dedemle yan yana yazılı kalacak adım. Yıldızların söneceği güne yıldızlar sakladım.